Bismillahirrahmanirrahim. Sübhaneke la ilme lena illa ma 'allamtana innaka entel alimul hakim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri. Vahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ve fevvid emri ila Allah. İnna Allah basirun bil ibad. E'ûzu billahi'l azim ve bi veçhil kerim. Ve sultanihil kadim min şerri şeytanir racim. Elhamdülillahillezî ersele rasûlehu beşîran ve nedîran. Ve salâtu ve selâmu alâ men ahyeddîne ba'de en kâne esîrâ. Ve alâ âlihi ve ashâbil mukaddimîne alel khayr ve lev asîrâ. İlemû enne afdalel kitâbi kitâbullah. Ve afdalel hedî hedî Muhammedin sallallahu teâlâ aleyhi ve sellem. Ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesin bid'a ve külle bid'atin dalâle ve külle dalâti finnâr. Bâbur rızkı meftuhun ilâ bâbil arş. Yunzilullâhu ilâ ibâdihi erzâkahum alâ kadri nefekâtihim. Femen kallele kullile. Femen kessere küstüre leh. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cümle peygamberan rızam aleyhim salavat ve teslimatın ehl-i beyt, ehl-i ashab etbaları rıdvanullahi teala aleyhi mecmainin bir cümle mümin ve müslüman kardeşlerimizden irtihal dar-ı beka edenler rahmetullahi aleyhi mecmainin hasreten eserinden yararlandığımız Ahmet Ziyaddin Gümüşhanevi üstazları, üstazlarımız, müşavirlerimiz, hazırun ve dersimi dinleyen kardeşlerimiz, tüm geçmişlerimizin erbaçına el-Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Kendine yakın hamdi yakın sana. Bismillahirrahmanirrahim. Resulü Müştaba sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor. Babur rızkı meftuhun ila babil arş. Rızık kapısı arşa, arşın perdelerine kadar açıktır. Rızık insanın yararlandığı şey. Böyle olunca ehl-i sünnet inancına göre helal de rızıktır, haram da rızıktır. Helal yollardan alırsanız, meşru yollardan alırsanız, Allah'ın arzusuna göre hareket edersiniz, vebali yok, şükrü var. Şükrün yerine getirirseniz Allah'ın rızasıyla onu kullanmış olursunuz. Ama Allah'ın yarattığı bazı nimetleri gayrimeşru yollardan elde etmeye çalışırsanız haram olur o zaman. Yasakladığı yollardan, ama onu da Allah insanlara rızık olarak yaratmıştır. Haram da helal da rızıktır. İnsanlar ondan da yararlanıyorlar. Allah'ın çizdiği sınırlar içerisinde o çizgileri aşmamak kaydıyla yararlanırsanız helal. O çizgileri aşarsanız, kırmızı çizgileri, o zaman haram olur. Ama o da rızıktır. Ya, haramdan yemekte yiyorsun, ette yiyorsun, meyvede yiyorsun. Evet, ehl-i sünnet inancı böyledir. Diyor ki bu rızık kapısı arşa kadar açıktır. Evet. Yağmura da rızık der, buyurulur Kur'an-ı Kerim'de. Evet, Câsiye suresinde. وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ رِزْقٍ فَهْيَا بِهِ الْاَرْضِ. Neden yağmura rızık diyor Allah? Çünkü yağmur yağdığı zaman rızık olarak bizim yararlandığımız şeyler bitiyor, yiyor, yiyoruz. İşte ondan dolayı Kur'an-ı Kerim'de yağmuru da rızık diye geçer. Bazıları bu sizin rızkınız semadadır ayet-i cellesi de var. Semadan yağmur yağıyor. Onu bahane ederek diyorlar ki rızkı Allah verir, çalışmaya ne gerek var? Yok, öyle değil. İşte yağmur yağdırıyor, rızık sebebi oluyor. Su nebatatı, bitkileri, ağaçları, şunları, bunların yaşamasına ve çoğalmasına sebep oluyor. Semada ise bizim rolümüz yok, yanlış.
Olmasa işte şurası yan, şurası haram, şurası helal diye niye söylesin Kur'an'da? Çalışmak insanın kendine düşen, Allah'ın emrettiği husustur. Kullu mri'in bima kesebe rahin. Leysel insan illa mâ se'a. İnsana çalıştığından başkası yoktur. Bu da onlar, Kur'an-ı Kerim ayetlerin hepsini şöyle önüne koyacaksın. Ona göre karar vereceksin. İçerisinden bir tanesini alır da mana vermeye kalkarsan yanlış söylersin. Sen de hepsini bilmezsin. Öyleyse Kur'an-ı Kerim emrine uyacaksın. Bilenlere soracaksın. Bu bilen de kim? İşte İmam-ı Azam Ebu Hanife, İmam Muhammed bin Riz Eş-Şafi'i, Malik bin Enes, Ahmed bin Hanbel gibi imamlar. Evet, işte bu ayetlerin hepsini biliyorlar ve ona göre iştihatta bulunuyorlar. Bir tanesini alıp karar verirsen, kim bir günümüzde de var, eskiden de böyle ayetlere çıkarıp ona bağlı olarak yanlış beyanlarda bulunanlar var. Evet, bu rızık kapısı arşa kadar açıktır, arşın perdelerine kadar. Yunzilullah ila ibadihi erzakahum ala kadri nefakatihim. İnsanlara Allah harcadıklarına göre rızık indirir. Adamın 10-15 çocuğu vardır, o da geçinip gidiyor. Adamın bir çocuğu, iki çocuğu vardır, o da geçinip gidiyor. Allah harcadığına göre, infak ettiğine göre rızık verir herkese. Bu rızık Allah yarattığını aç bırakır mı hiç? Razzak-ı alemdir. Onun için o konularda işte ben çok çocuk yaparsam aşk koyarım falan düşünmeyeceksin. Sen sana düşen yapacaksın. Allah Razzak-ı alemdir. Onun rızkını verir. Efendim işte öyle adamlar çıkıyor. Her yerde çok çocuk yapmam. Zaten memleketimizin geliri o kadar yok falan diye. Çok yanlış bir söz. Rızkı veren Allah'tır. Ayrıca nüfus güç demektir. Güç, kuvvet demektir. Ya bugün Çinliler, Çin'deki insanlar gitseniz, görseniz eşya gibi yatıyor, kalkıyor. Halbuki insan bir kişiliği olur. Bu ben yapmayacağım. Bana göre bu falan bir kişiliği olur. Öyle değil. Yatıyor, kalkıyor. Benim gördüğüm çalışan işçilerin yattığı yere biz hayvanı bağlamayız. Karı tokluğuna halen öyle. Halen öyle, hani komünizm bitti falan diyorlar da halen öyle. Biz hayvan bağlamayız. Kaç para alıyorsunuz? Cevap yok. Sigortanız var mı? Cevap yok. Ne zaman başlıyorsunuz? Cevap yok. Ne zaman bitiriyorsunuz çalışmayı? Cevap yok. Gece gündüz çalışıyorlar. Karın tokluğuna. Halbuki insan olsa ne diyor? Ben bunun bir saati olur ya. Bir başlangıcı, bir sonu olur. Emeğine göre. Ben çok iş yapıyorum, öteki az iş. Ona göre bir ücrette fark olur gibi. İnsanda bir şeylik olur. Yok, onlarda o yok. Ama 1,5 milyar insan olduğu için Birleşmiş Milletler'de o üye, daimi üye. Seni oraya almıyorlar. Nüfus güç demektir. Onu göz ardı edemiyorlar. 1,5 milyar insan yaşıyor orada. Nüfus artışı kuvvet, güç demektir. Sen sana düşeni yap, gerekli olanları çalışmayı yap, Allah rızkı verecektir. Harcamalarına göre insanlara Allah rızık verir. Harcamalarına göre rızık verir. Ama bunun şeysi çok dar. Ha. Günah rızkı daraltır. Allah isyan rızkı daraltır. Bunun yere sürter Allah. Verecek ama sen Allah isyan ediyorsun. Rızkı daraltma sebeplerindendir. Bilhassa evet, rızıklar sabahleyin dağılır arkadaş. Hadisler var öyle. Rızıklar sabahleyin erken dağılır. Adam yatıyor, kuşluk kalkıyor. Ne namaz, ne abdest, sabah yok. Rızıklar dağılmış. Ondan sonra uyuşuk. Neden uyuşuk? Çünkü diyor ki Peygamberimiz, sabah namazına kalkmayan adam üstüne güneş doğmuş da kalkmamış da, evet hadis bu efendim, ben de tercüme ediyorum. Böyle fi yüzüne şeytanı,
şeytan, iblis aleyhillâne onun iki kulağına işer diyor. Kulağını Allah'ın işediği adamda hayır olur mu? Uyuşuk uyuşuk kalkar, hanımınla kavga eder, çocuğunla kavga eder, dükkanına gitse çalışanınla kavga eder. Çünkü kulağına şeytan işemiş. Rızıklar erken dağılır. Bilhassa bu sabahleyin kalkmamışsa, işte bu rızkın dağılması bittiği için ona herkes kapmış, almış rızkını. Sen hava alırsın, hava alırsın. Rızkın daralmasına sebeptir. Günah, isyan, özellikle hususen el gafle fi subah. Sabahleyin sabah namazı kalkmayıp üstüne güneş doldurmak. Doldurmak özellikle bu gaflet, sabah namazından gaflet, rızkın daralmasına sebeptir. Çikin şeylerden, pis şeylerden uzaklaşmamak. Müstakzaraat derler bunlara. Pis, çikin şeyler, iğrenç şeylerden kaçınmamak rızkın daralmasına sebeptir. Evet. Evet. Şimdi rızık kapısı arşa kadar açıktır söyledik. Allah-u Teala insanların harcamasına göre rızık indirir. Hemen kallere kullile. Elinde var ama oğlum kızın ekmeğini kısıyorsun, ailen ekmeğini kısıyor, cimri. Harcamıyor. Giydirmiyor, kuşatmıyor. İmkan var, güzel yerde oturmuyor. İmkan var, güzel araba almıyor. Tamam, sen böyle kısarsan diyor Peygamberimiz, hemen kallele kullile. Allah da sana kısar diyor. Sana Allah vermiş, bunları ver, daha ona göre verecek. Ama sen kısıyorsun ya, Allah da sana kısar diyor. Hemen kallele kullile. Hemen kessere küsirale. Ama öyle değil. Helaldan ve israf olmaksızın. İsraf olmaksızın. Elhamdülillah Allah verdi. Güzelini giyin, güzelini yiyelim. Cimrilik yapmıyor. Allah da ona bol verir. Evet, böyle çok görülmüştür. Öyle diyor. Sen harcamayı kısarsan Allah da sana kısar. Çoluk çocuğun kafakını kestersen Allah da senin kafakan keser. Onları bol bol israf etmeksizin. Evet, israf Allah'ın gücüne giden, zoruna giden, kesinlikle nimenin elden gitmesine sebep olan bir husus. Her zaman söylüyoruz, kesinlikle ekmek artıklarınızı, yemek artıklarınızı, yenilen içilen şeylerin artıklarını çöpe atmayın. Lağıma gitmesin. Şimdi maalesef bu konuda çok yayayız. Onun için ben dönüp söylüyorum. Anadolu'da adet. Şimdi burada da öyle. Adam içiyor, çay ısmarlıyor, dibinde bir parmak bırakıyor. İsraftır. Yemek yiyorlar, işte düğün, mevlid, yemekler geliyor, tabağın dibinde mutlaka bırakıyorlar. Onu anırsan görgüsüzlük sayıyorlar. Yanlış dinen. Yiyeceğin kadar al. Evet, bir bizde değil. Medine'de de lokantacıya dedim ki gel buraya. Niye dedim böyle yapıyorsunuz? Aldığınız şeyleri dedim hayvanlara ya fakir. Yok dedi, bak orada dedi polis duruyor dedi. Burası dedi 5 yıldızlı otel, onun lokantası. Kanuma dedi. Biz adam bir lokma alsa bile tabaktan bir lokma aldı o tabağı çöpe atmak zorundayız diyor kanun. Türkiye'de de öyle. Ama işte bu Allah'ın zoruna gidiyor. O nimeti çöpe atmak demek, onu horlamak demek, hakaret etmek demek. Arkadaş, onu çöpe attırmayın. Bu konuda titiz olun. Yemeyeceksen hayvana ver, kurda kuşa ver. Ama çöpe atma. Çöpe atmak nimeti hakaret etmek demek. La ezîn, böyle diyor. Le in şekertüm le ezîdenneküm. Vallahi billahi yemin le enne li yemin. Vallahi billahi siz şükrettiğiniz sürece artıracağım. Allah'ın sözü bu. Yemin ediyor Allah. Evet, şükür nedir? Elhamdülillah. Tamam da esas şükür bu değil.
nimeti yerinde kullanmaktır. Esas şükür. Şükür esas nimeti yerinde kullanmak. O çayı sana içsin diye koydular. O suyu sana içsin diye koydular. O yemeği sana yesin diye koydular. Onu sen çöpe atarsanız hakarettir. Allah da o nimeti senin elinden alır. Almıyor hocam. Alır. Ne demek o? Yani elinden mi alacak gelip de? E şimdi maaş yetmiyor. Yetmez, bereket almaz, bereket koymaz Allah. Çünkü sen çöpe atıyorsun nimetleri. Nimetine hakaret ettiğin için bereket kalmaz, yetmez. 2000'e 3000'e çıkaracağız diyorlar. Yetmez. İsrafı önleyeceksiniz. Bu millete bilincine işleyeceksiniz. Herkes bilinçlenecek. Nimete hakaret olmaz. Nimet çöpe atılmaz. Bu bilinçte olmadıkça asgari ücret 5000 lira çıkarsanız yetmez arkadaş. Bereket olmaz çünkü. Bu Allah'ın kanunudur. Maaş da yetmez. Evlada huzur da olmaz. Bu cimrilik değil. Evet. Maalesef bunu bizimkiler yapmıyor. Ama gavurlar yapıyor. Ben Londra'da bir dilim elma gördüm jelatinde. Satıyor adam. Manav satıyor. Bir dilim elma. Şeker hastası herif. Onlara satacak herhalde. Fazla yeme diyor ya. Bir dilimi satıyor. Biz de bu alışkanlıktan dolayı imtihandan çıktık Ramazan'da. 4 arkadaşız, profesör arkadaş. Manava dedim, ben şuradan 4 portakal ver dedim. Yetişemeyeceğiz eve çünkü iftara. Kaç parası veren dedim. Adam sen benim anamam söylüyorsun dedi. Yok dedim, portakal istiyorum. 4 portakalın dedi, parası mı olur? Git şuradan dedi, al götür. Bizim şeyimiz böyle ama adam bir dilim satıyor bak. Hem israfı önlüyor. Bu prensiptir arkadaş. Çok güzel bir prensip. Biz bir tane ısırıyoruz, at. Yemek yerken oğlumuz, kızımız, bir çocuğumuz ısırıyor. Düşüyor elinden. At at. Ya o masayı sen temizlemedin mi hanımefendi? Temizledin. Niye atlıyorsun ya? Güya çocuğunu öyle yetiştirecek, yere düşeni yeme. Pislik, mikrop bulaşır. E sen temizlemedin mi? Çok kötü. Çocuğa az ver, bir dilim ver, yiyeceği kadar ver. Elmeyi atma. Bu cimrilik değil. Bu insanda israf ekonomisini önleyen bir bilinç, şuur. Peygamber bunu istiyor. Böyle yetiştirin çocuğunuzu diyor. Böyle olun diyor. Benim dedem de şimdi kitabını yazıyorum. Yemek yedikten sonra dişlerinizin arasındaki yemek kırıklarını dilinizle temizlemeden elinizi yıkarsanız müsrifsiniz. İnna Allah la yuhibbul müsrifin. Allah da israf edenleri sevmez diye nasıl yazmış? Şimdi amma da hocaymış ya. Dar kafalı, geri kafalı. Yok yahu. Müslümanlık böyle güzel kardeşim. Bu basit, ufak görmeyin bu israfı. İsraf etmeyin. Bu bilinç, şuur sizde yerleşsin demek bu. Ama maalesef bizde bu yok. Maalesef. İstanbul'un çöpe atılan yemek, ekmek artıklarıyla rakamla sabit efendim. Uzmanların şeysi. Yani ben böyle bir şey diye sormuş değilim. Bunlar bulmuş. Sudan milletini doyurulmuş. Onun için ne kadar maaşı artırsan ücreti yetmez. Allah'ın nimetini horluyorsunuz. Horluyoruz. Yetmez. Bereketini alır elinizden. Buna çok önem verin. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şey diyor, bunlar, bu konulara bizim dikkatimizi çekiyor. Evet. Ama böyle değil. Aman çok paracı, cimri. İmkanı varken çocuğa yedirmiyor. Aha, sen yedirmezsen Allah da sana vermez. O da sakat. O da sakat. Cimri de olmayacaksın. Cimri de olmayacaksın. İsraf da etmeyeceksin. Evet. Sonra evet. Çok harcarsan çok verir. Az harcarsan az verir. Dedi ya.
şimdi okul yaptıracaksın, cami yaptıracaksın, ezansız semtler var. İstanbul'un nüfusu durmadan artıyor. Cami yok. Öne düşüyorsun, gidiyorsun. İşler çok pisat gidiyor. İşte şimdi ortalık karışık da filan da filan da. 1000 liradan su getiriyor adama. Para vermiyor. Mağaza sahibi adam. İş, böyle şeyi var adamın. 1000 liradan su getiriyor adam. Peygamberimiz de ne diyor bak. İstenzilu er rizka bis sadaka. Sadaka verin. Çok veren Allah çok ver dedi ya. Çok sadakayla diyor rızkınızın semadan inmesini isteyin. Hayır edin Allah daha çok verir size. Ama verirsem dersen o da kısar sana. Böyle insanlar var biliyorsunuz piyasada. Efendimiz uyarıyor. Eliniz açık olsun. İsraf değil o yanlış bak. Onlara arz ettim. Cimride olmayacaksın. Hay hay kardeşim. Teşekkür ederim. Bizim gelip seni bulmamız lazım. Siz buraya kadar geldiniz deyip seve seve verin. Rızkımızın inmesine sebeptir. Evet. Rızkınız semadan Allah bol verir, bol verir. Kısarsanız vermez. Bu böyledir. Allah'ın kanunu bu. Hadis-i şerifi Hazreti Enes'ten nakletmişler. Evet. Elini kolunu bağlayıp cimrilik etme. Kur'an'da var. Müsrif de olma. Oturur kalırsın. Evet. Bu İslam orta yoldur. Prensipli, programlı, disiplinli hayat istiyor İslam. Yaptığını Allah'ın emrine, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize öğrettiklerine göre planlayacaksın. Yol bu. Öyle cimri olmayacaksın, müsrif de olmayacaksın, Allah'a da kötü zanda bulunmayacaksın. Evet, babani meftuhatani fil cennet lid-dünya abadan ve kazbin. Biz hadisleri okuyoruz. Malumatın olsun diye. Dünyada cennetten dünyaya açılan iki kapı vardır. Abadan ve Kazvin. Evet. Bildiğiniz Abadan şehirleri. Yani orada çok harp olacak. Cihat merkezleri diyor Peygamberimiz. Cihada giden de dini için, namusu için, zulmü önlemek için cihada giden de cennete gider. Ona işaret ediyor diyorlar. Evet. Babani muaccelani ukubetühme. El-bağyu vel-ukuku vel evet vel-ukuk. İki kapı vardır. İki haslet. İki huy kapısı vardır. Onların cezalandırılması acele olur. O iki şey yaptınız mı cezası hemen arkasından gelir. Ahirete kalmaz. Dünyadayken verilir. Birisi Müslümanların meşru devletine emniyet, asayiş, berkemal idare ediliyor. Çıkıyor, isyan ediyor. Bağı derler buna. Anarşist, terörist. Kan dökülmesine sebep oluyor işte. Bir kişi ama bombayı koyuyor, kaç tane öldürüyor Müslümanı. Ortalıkta ne var? İşte herkes idare ediyor. Bu bağı nin cezası dünyada hemen verilir. Ahirete kalmaz. Evet. Vel ukuku ikincisi de anaya babaya zulmedenlerin cezası dünyada görürler cezalarını bunlar. Ben anasını döven adamın daha dünyadayken delirip sokaklarda böyle gezdiğini biliyorum arkadaş. Kaç tane adamın daha dünyadayken rezil rüsvay oldu, anasını dövüyor. Dövdüğünü biliyorum. Ve de çıldırdı, delirdi, böyle gezdi durdu. Herkesin oyuncağı oldu. Dünyada verir Allah cezasını. Anaya babaya zulmedenin cezası ahirete kalmaz. Dünyada verilir. Devlete isyan edenin cezası da dünyada verilir. Hemen. Evet. Bağî. Müslümanların meşru devletine isyan eden adam. İslam'da bağî.
Şimdi siz ona anarşist, terörist diyorsunuz. Savaşırken adı, o da Müslümanım diyor. Müslümanım diyor. Öldürülürse cenaze namazı kılınmaz. Babasını, anasını öldürenin de cenaze namazı kılınmaz. Bu bağının da kılınmaz. Evet. İşte ne yerine sayılıyor dinde anlayın yani. Cenaze namazı kimin kılınmaz? Müslümanın cenaze namazı kılınır. Günahkar da olsa ama onunki kılınmaz. Dinde böyle. Bu bağının cezası da dünyada hemen verilir. Yakalanırsa bu bağı, evet, normalde İslam'da işkence yoktur. Adaletin uygulamasında bile işkence yasaktır. Allah adam öldürünü kasten sabitse suçu öldürün diyor. Amerika'da öyle değil. İşkenceyle öldürüyorlar herifi. Arkadaş, İslam'da kılıçla öldürülür. Neden? Kılıçla çabuk canı çıkar. Eziyet görmez. Ama astığın zaman da, asıldığı zaman da adam hak etse de asılmayı ne kadar çırpınıyor. Tabii biz hukukçuyuz, gördük de siz belki asılan adam görmediniz. Zaten şimdi kalktı ya, ne kadar çırpınıyor adam, öyle çabuk canı çıkmıyor. İslam'da bu yoktur. Kelleyle kafası uçurulur, çabuk canı çıksın, eziyet görmesin diye. Ama bu Avrupalılar, şimdi bize insan hakları öğretiyorlar ya, hamama gideni yakmışlar. Neden yıkanıyorsun diye. Evet, çünkü onlar doğunca bir hani şarapla yıkıyorlar çocuklarını, temizliyorlar. Daha da hiç su değdirmemek marifet onlarda. 14. Louis hatıratında, Fransız İmparatoru, 14. Louis hatıratında hayatımda hiç vücuduma su değmemiştir diye övünüyor. Ne kadar pis herifmiş ya, ne kadar kokmuştur adam değil mi? Adamların şeysi bu. Onu marifet sayıyorlar. İspanya'da, onlar da çok Hristiyan konuda katı, Müslümanlık gelmiş ya, orada 700 sene kalmış, Müslümanlar orada birbirlerini yerken sonra da son verilmiş hakimiyetlerine, Müslümanlıktan gördükleri için yıkanılır bizde. Cuma günü yıkanılır, cünüp olunca adetten çünkü yıkanılır, mecburi yıkanılır. O gelenek halinde, adam Hristiyan ama Müslümanların yaptığı hamamlara gittiyse yakmışlar meydanda, neden yıkanıyorsun diye. Buna otodafe denir. İlimde var, hukukta var. Evet, öyle zulümden sonra adama ağzından su verilermiş. Eğer adam patlamazsa beraat ettirirlermiş. Demek suçsuz filan diye. Olur mu ya, böyle şey olur mu? Kesinlikle İslam'da adalet gereği adam öldürülmeyi hak etse bile eziyet edilmez. Onun için kılıçla kesmek asilzadelere mahsus Avrupa'da 20. asıra kadar. Ancak kral sülalesinden olanlar ölüm hak ederse kılıçla, ötekiler işkenceyle. Evet, öyle öldürülüyor. Öyle usulleri vardı. Ancak 20. asırda kendilerine geldiler. Şimdi bize şey öğretiyorlar, İslam hakları öğretiyorlar. Evet, yalnız İslam'da bu bağilere, şimdi oraya onun için girdim. Müslümanların düzeni yaşılıyor. Emniyet var, güven var. Gerçi işinle kaydında sen beğenmeyebilirsin. Sabret, sen de bakarsın bir gün orası sana eline geçer. Böyle yapıp çıkıp da bu dirliği bozmak için isyan eden bağı yakalanırsa normalde kılıçla kafası kesilmez. Kur'an'da ayet var. Çok ağır suçtur. Fitne, anarşi adam öldürmekten beterdir. El fitnetu eşeddu minel katil. Anarşiye asla prim yok İslam'da. Asla. Bu da onu körüklediği için. Tabii anarşi olunca haklı haksız herkes öldürülür. O kargaşada seçilemez ki. Irz namus diye bir şey kalmaz. Şimdi Suriye'de ne kadar canlar gidiyor, haklı haksız, ayıran var mı? Toptan ateşe veriyorlar, öldürüyorlar. Onun için Cenab-ı Hak onun bu bağının
isyan eden kimsenin asılmasını söylüyor. Önce diyor kolunu kesin, sol bacağını kesin. Ondan sonra sağ bacağın kolunu kesin, sol bacağını kesin. Ondan sonra diyor kellesini kesin diyor. İşkenceyle öldürüyor onu. Çok ağır suç. Bu bağilik, anarşistlik İslam'da çok bir şey. Bir de savaşırken öldürülse Müslüman yerine konmaz, cenaze namazı da kılınmaz. Bunun cezası dünyada hemen aniden verilir. Hemen verilir. Anasını babasını isyan edenin, zulmedenin, işkence yapanın cezası da hemen ahirete varmadan dünyada verilir. Hakim Müsned'deki de Hazreti Enes'ten nakledilmiş, nakletmiş hadis-i şerifi. Allah onlardan razı olsun. Evet, bi'se el-abdu abdun tahayyele vaktane ve nesiyel kebirel müteal. Şu adam ne kötü adamdır. Kibirli, gururlu. Nasıl kibirleniyorsun ya? Doğduğun zaman sen bir sümüktün. Değil mi? Pis, iğrenç, herkesin iğrendiği bir pis bir sümüktün. Sen ondansın. Öldükten sonra da kabrini aç bakalım bir hafta sonra. Varabilecek mi kokusundan? Gömmeseler leşinden yanına varılmaz. Sonun da bu. Peki o başlangıçla sonun arası nasıl? Senin karnını açalım şimdi. Kokusundan varılır mı yanına? Şu kadar sidik var, şu kadar şu pislik var. Yani pislik hamalısın. Başın böyle, sonun böyle, arada da pislik hamalısın. Ulan neye güveniyorsun da havalanıyorsun, kibirleniyorsun? Elinden ne geliyor senin? Her şey Allah'ın, her şey O yarattı. Her yetki O'nun, kibirlenecekse O kibirlenecek. Zaten bir adı da El-Mütekebbir. Bir kimse hali buyken, bu durumunu görmeden kibirlenirse ne kötü kuldur o. Allah'ın şamarını yer. Bunları ben takip ediyorum biliyor musunuz? Şimdi büyük adam olmuş, başa geçmiş. Büyük laflar ediyor. Asarım, keserim, giderim. Gazetele bakıyorum, son anında fotoğrafı var. İnliyor böyle. Ana, sen bir zaman şimşek gibi gürlüyordun lan. Ne oldu sana? Evet, Allah onları öyle rezil eder. Kibirlileri. Ne kötü kuldur o. Kendinde bir şey, varlık şey etti. Öbür insandan senin ne farkın var ya? O da insan. Hem de babamız Adem, anamız Havva. Aynı ana babadan geliyoruz. Niye senin üstünlüğün nerede? Niye sen öyle gururlanıyorsun? En kötü kuldur. Ve nesiyel kebirel müteal. Allah'ı unuttu. O kadar kurulu, kibirli tarihte çok var böyle. Sonra da sonları ne oldu onların? Evet, unutan adam ne kötü adamdır. Bi'sel abdu abdun tecebbara. Va'tede ve nesiyel cebbarel a'la. Allahu Ekber. Şu adam da ne kötü, şu kul da ne kötü. Diyor ki zorbalık yaptı, haddi aştı. Ne işkenceler yaptı insanlara. Ne işkenceler yaptı. Evet, değil mi? Dünyayı titretti Moğollar. Sonra ne oldu? Sonu. Evet, böyle tarihte çok cebbar var, zorba adam var. Bunlar ne kötü kuldur. Sen onların sonlarına bakacaksın. Biz böyle değiliz hocam. Bi'sel abdu abdun sehe ve lehe. Şu kul da ne kötü kuldur. Dünyanın gelip geçici işlerine daldırdı. Namaz yok, abdest yok, oruç yok, hac yok, zekat yok. Bırak ya sen de. Çalışıyorum, kazanıyorum. İşimi yürütüyorum. Karun gibi. Karun
o kadar zenginmiş, hazinesinin anahtarlığını 300 kişi taşıyamazmış, anahtarlığını, hazinesinin değil. Demişler, Harun Allah'a bir şükredin, ne lan demiş yani. Çalıştırdım, kazandım demiş. Evet, şimdi öyle adamlar var. Bana da dediler, merak etmeyin, şimdi bu devirde de öyle adamlar. Bırak hoca ya, bundan karın doyurmaz. Böyle laflar, boş laflar. Dediler ya, öyle adamlar var bizim memlekette de. Evet, şimdi sonra ne oldu? Yerin dibini geçti. Herkes de gıpta ediyor. Ah biz de Karun gibi zengin olsak falan. Yerin dibine geçince iyi ki onun gibi olmamışız. İnsanoğlu böyle. Aldanmayın ona diyor Peygamberimiz. Böyle zorbalık yapanlar vardır. Ne kötü kuldur onlar. Dünya şeylerine, nimetlerine, dünyalıklara kanar, unutur. Evet, unutur ahireti. Bu dünyanın öleceğini unutur, sonu var. Bunu unutur ve lehe ve oyalanır. Ivır zıvır şeylerle oyalanır. Ama bunların sonlarını bir görün. İşte biz bu sahada çalıştığımız için kafamı koyup hep takip etmişimdir ben. Sonunda nasıl inliyorlar, nasıl ağlıyorlar, nasıl yalvarıyorlar o zorbalar. Böyle dünyayı aldanmış, her şeyi unutmuş, her şeyi yapmış. Sonra dünyalıkta uğraşırken Azrail demiş gel buraya. Evet, dünyanın nimetlerine bakıp onlarla oylanıp ve nesiyel makabire, kabri unuttu. Vel bela, orada çürümeyi unuttu. Ne kötü bir kuldur bu. Evet, görmek lazım. Kaç yaşına gitsen ölüyorsun. Ve de Allah sonumuzu hayır eylesin. Hep onu düşüneceksin. Ne güzel uyarıyor Peygamberimiz. Dünyadayken hep fitneci, fesatçı, şucu, bucu ortalığı karıştıran adamlar. Ama sonra bir sene yara bere içinde kıvrana kıvrana yatıyor. Doktorla bir çare bulamıyor. Allah sonumuzu hayır eylesin. Ne oldum delisi olma, unutma. Ona göre adamını düzgün at diyor Efendimiz. Ne güzel uyarıyor. Kabri hatırla, hiç öyle ben ölmeyecekmişim havasına kapılma. Çok var böyle. Ne güzel söylüyor Yunus Emre. Ne acep olur şu Adem oğlanı. Öleceğin hiç gönlüne gele mi? Azrail, evet. Vurup canına, evet, alacağın hiç gönlüne gele mi? Azrail alır bu cümle tenleri, canları, toprağa düşürür nazik tenleri, giydireler sana yensiz donları. Kefenin donu var mı? Gömlek don falan var mı? Kapının üstüne örtü veriyorlar. Evet. Yiyeceğin hiç gönlüne gele mi? Altınlar nerede kaldı? Paralar nerede kaldı? O güç kuvvet nerede kaldı? Gelir nöbetin dolanı dolanı. Ağlasana sen bulanı bulanı. Halkın önünde beğeni beğeni. Yunacağın hiç gönlüne gele mi? Teneşir tahtını koyuyorlar. Ya bu memleketin en zengin adamı diye özel bir muamele var mı? Gariben de aynı şekilde yünüyor, aynı kefene bürünüyor. O zengin adam da bilmem devlet başkanı ne olursa o da aynı. Hiç göreceğin gelir mi? Gece gündüz şükreylesin dili, zikreylesin dili. Gizli değil ayan sana halimiz. Karanlık kabirde bir gün yalınız. Kalacağın hiç gönlüne gelir mi? Kazıyorlar, örtüyorlar. Eyvallah. Sonra evet, münker, nekir, münkereyn geliyorlar. Rabbin kim? Dinin ne? Peygamberin kim? Kıblen neresi? Kimsenin kardeşin, kitabın ne? Böyle düzgün söyleseler bilirsin. Böyle hani her tarafı idare eden dünya adamı var ya, dünyada her şeyi yapıyor ama
bayram namazına gidiyor. Bir sinleyen, o da namaz kılıyor, araziye uyuyor. Onlara derlermiş ki, şu Muhammed diye bir adam vardı. Melekler böyle, laubali. Ne diyorsun? Öyle muhabbalis olunca, ya öyle birisinden bahsediyorlardı, ben de idare ediyordum. Bu hadis arkadaş, söylediğim. Zaten biz senin ne münafık olduğunu biliyoruz. Ondan sonra bir bağırıyor diyorlar. Peygamberimiz insanlara duyurma ya Rabbi demiş. O bağırtıyı işitirlerse gömmezler. Halbuki insan mahlukatın en şereflisi. Gömmeyince açıkta bırakır. Oğlunu, kızını, anasını, babasını gömmez. Meydanda bırakır, kaçırır. Onun bağırmasından o da leş kokar, kurda kuşa yem olur diye Allah'ım demiş, insanlara duyurma. Hayvanlar duyuyor. Evliyaullah da duyuyor. Evet, biz büyük adamla, güzel bir adamla mezarlıktan geçiriyoruz. Mustafa Hoca dedi, burada dedi, bir adam dedi, çok bağırıyor dedi. Çok da pis kokuyor dedi. Yapma dedim, burada büyük adam yatıyor. Hayır dedi, çok fena bağırıyor dedi. Görüyor onu, duyuyor arkadaş. Onu söylemeyeceğim ben tabii. Dünyada saltanat sürmüş ama o adam onu görüyor. Başkaları da görüyor yani. Yunus da görmüş işte, onları da size uyarıyor. Evet, Yunus Emrem Eydür, hele burada hemen ömrüm zayi geçti arada. Yarın Hak yanında yüzü karada olacağın hiç gönlüne gelemi. Peygamber de onu şey diyor. Dünyalıkla uğraşırken venesiyel makabir vel bela, çürümeyi unuttu. Ahireti, kabri unuttu. Sorguyu, suali unuttu. Sonunda kanatları indiriyor ama faydası mı var? Faydası mı var? Evet. Bunu düşünecek mümin dengeli yaşayacak. Dengeli. Evet. Bi'sel abdu abdun yahtallu din bis şübhat. Şu kul da ne kuldur? İşte bu dünyayı unutup da işte ahireti unutup da dünyaya dalan adam ne kötüdür? Şu adam da ne kötüdür? Dünyadayken şüpheli şeylere. Kardeşim, eski adamlar bir şey bilmiyorlarmış kardeşim ya. Faiz haram olur mu ya? Fahişi ticaret olur mu ya? Yorum yaparlar diyor. Allah'ın bizim namazımıza ihtiyacın mı kardeşim ya? Allah Allah. Bu ne demek namaz? Yorum yaparlar. Allah'ın emirlerini ortadan kaldırırlar. Bazen şüpheli şeyleri sarılırlar. Halbuki Peygamberimiz diyor ki, bir hoca böyle söylüyor, bir hoca böyle söylüyor. Demek ki şüpheli, garantili değil. Herkes birleşemedi değil. İttaku mevadat tuhem, ittaku şübhat. Şüpheli şeylerden uzak durun. Şüpheli şeyden kenarda duracaksın. Garantili olanı yapacaksın ibadetlerde. Ama şimdi hep o taraflara gidiyor. Hep yorum, 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 yorum. Ne kötü adamdır bu. Şüpheli şeylerle dünyasını şey etti, kararttı. Alimlerin ihtilaflı olması durumunda karar veremedik durumlarda şüpheli şeylerin peşinde. Ne kötüdür o. Evet. Haramları tevil etti Cukça'nın. Ben kimsenin hakkını yemiyorum ki. Çocukların da giyimini, kuşamını yapıyorum. Neden haram olsun şarap içmek? Böyle yorumlar yaparlar. Evet. Şunu duymuşuz. Hacca gitmek Araplara para yedirmek kardeşim. Niye yani? Duymuşuz efendim. Böyle adamlar bir tane değil, çok var. Böyle konuşurlar. Ne kötü kuldur o. Bi'sel abdu abdun tama'un yakuduhu. Hırs, haris. Bir numara olacağım, en zengin ben olacağım, en başa ben geçeceğim diye her türlü pisliği yapar. Her türlü kirli yollarla oraya ulaşmak ister. O hırsı onun şeysi olur, rehberi olur. Her türlü meşru olmayan şeyleri yapar. Ne kötüdür bu adam. Bi'sel abdu abdun heva yudilluhu. Birisi de
zevk sefa düşkünüdür. Eğlence düşkünüdür. Vur patlasın, çal oynasın. Evet. Der, hayatını böyle geçirir. Ne kötüdür bu adam. Evet, nefsin şeylerine uyan. Bi'sel abdün ragabın yüzillühü. Hırslı olur, hırslı onu iyice aşağılar. Yapmayacağı şey yoktur o hırsı uğruna. Neler var şimdi? Değil mi? Hırs namusunu bile satıyor para kazanmak için. Bunlar var arkadaş. Bu da olur mu? Var. Peygamber doğru söylüyor. Bunlardan uzak dur. Bir gün kabir gelecek, soru gelecek. O şeylerle karşılayacaksın diye bizi Tirmizi Hakim Müstedrek'inden Esma binti Umeys radıyallahu anhadan naklediyor. Evet, bu Cafer bin Ebi Talib'in karısı Esma binti Umeys, evet, imiş. Ondan nakledilmiş. Evet. Şimdi Habeşistan'a Müslümanlar hicret etti. Orada kocası öldü. Dul kaldı. Onu aldı Peygamberimiz. Bir evlenme sebebi, Ümmü Habibe anamızın evlenme sebebi o. Şimdi ona gireceğiz. Peygamberimizin evlenmeleri mutlaka bir hikmetten dolayı, şehvetten dolayı değil. Şimdi yaygın da bazı kimseler arasında. Orada yalnız hemen haber gönderdi Habeşistan kralına, Necaşi'ye. Benim nikahla bana dedi, mihrini ben ödeyeceğim dedi. Nikahladı yalnız kalmasın diye. Evet, Cüveyriye anamız aslı kabile reisinin kızıydı. Esir düştü. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem akıllı kadın, çok zeki kadın, bir sahabeden birisinin cariye düştü. Akıllı kadın beni cariye olarak kullanma dedi. Beni sat. 1000 lira cariyenin mesela satışı değil mi? 5000 lira dedi sahabi. Tamam dedi. 5000 lira vereceğim dedi. Bana dedi müsaade et. Gitti peygamberimize. Peygamberimizi kabile reisi görüyor. Kendisi de kabile reisinin kızı. Bani Mustalik kazasında reisin kızı. Cüveyriye anamız. Peygamberimizi kabile reisi görüyor. O maksatla oraya gitti. Ama çok zeki kadın bir baktı. Öyle bir adam değil. Anladı hemen zekasıyla. Ona parayı istedi. Tamam dedi, parayı vereceğim. Tam o sırada babası gelmiş. Ne kadar malı mülkü varsa sakladığı, harpten kaçırdığı, Müslümanlardan kaçırdığı, dağlarda şurada burada koymuş. Bir kızı varmış, bayatta hayatta kimsesi yokmuş. Hepsi sürüp gelirken devenin birini demiş, dişi deveyi bağlamış çaya, bıçağa, seli bıçağına. Dönüşte demiş, sütünü içeriz demiş, yavrusununla demiş geçiniriz. Diğerine sürmüş, Medine sokakları koyun, keçi, sığır, deve dolu, kabile reisi bu. Tamursa gelmiş, kızımı demiş istiyorum. Benim hayatta bir tek kızım var. Bütün şu demiş kalabalık mallar senin olsun fidye olarak. Peygamberimiz demiş ben onun zaten parasını vereceğim demiş. Serbest bırakacağım. Buyur demiş kızım burada. Evet Cevriye Hanım'ımız demiş ben gitmeyeceğim. Ben Müslüman oldum. Ben seninle kalacağım. O hasta demiş ki ya bir tek hayatta sen varsın ben yapamam. Evet. Kabile reisimiz reisin kız şey olunca kabile reisi de Müslüman olmuş. Sensiz ben hayatı ne yapayım demiş. Şimdi bakın. Duyulmuş bu. Kabile reisi ve kızı Müslüman oldu. Bir anda ne kadar esir varsa 1000 asker komando adamın askerleri, esir hepsi. Hepsi Müslüman olmuş. Peygamberimizin Cevriye anamızı almasının sebebi o. Bir anda ordu 1000 tane komando kazanmış. Hep böyle bir sebebe mebni, şehvetten dolayı değil. Bu şeyde öyle
kahraman analarımızdan birisi. Evet, bu Hazreti Cafer, hani dedik ya, onun şeysi, hicretin 7. yılında Hayber'de Resul-i Ekrem savaşırken Medine'ye gelmişler. Hazreti Cafer Peygamberimize çok benzermiş. Yapı itibariyle, fizik itibariyle orada Muhte Savaşı var. 3000 Müslüman, 250 bin Hristiyan askeri var, ordusu var. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara göndermiş. Sahabi olmak ne demek? 3000 kişi, 250 bin kişiye olur mu ya? Hani bu aşırtma füze müze yok. Kılıç kılıça. Allah için ölmek, şehit olmak rütbelerin en güzeli değil mi? Kader değişmez değil mi? Bunu deniyor Peygamberimiz. 3000 kişi, 250 bin olur mu dememişler. Yıldırım gibi atlamışlar. Hiç dönen yok. İşte sahabilik bu. Çanakkale'de bundan kazandık biz. Allah bizi deniyor. Karar verdin mi? Ölmeye hazırım. Ondan seni koruyor işte. Bunlar da başına tabii kumandanlar tayin etmiş. Önce Zeyd bin Harise şehit olmuş. Sonra Cafer. Bu Cafer kumandan karşı taraf kolunu koparmış. Sağ kolunu, ok şeyini, kılıcını soluna almış. Sol kolunu koparmış, boğazına almış böyle. Böyle kılıçla savaşıyor gene, kaçmıyor. Kafasını da koparmışlar. Peygamberimiz oturduğu yerden görüyor. Cafer'in iki koluna karşılık Allah cennette iki kanat verdi. Cafer-i Tayyar cennette uçuyor. Ondan sonra Abdullah bin Revaha, muazzam şair, asil adam, zengin adam, bir sürü cariyeler var, hanımlar var. Peygamber buyurun deyince hepsini, ama bir şöyle bir şey yapmış. Nefsi demiş ki bir sürü malın var, mülkün var, güzel hanımların var, cariyelerin var. Hepsini demiş. O kazanmış tabii, gene atılmış, o da şehit olmuş. Ondan sonra Halid bin Velid almış kumandayı, geri çekmiş. Ama nasıl çekmiş? 5-10 kişi saldırıyor, savaşıyor, gerisini geri çekiyor, oyalıyor onları. Gece olmuş, gece savaşılmıyor. Ne kadar askeri varsa şöyle yaymış, her birine ateş yaktırmış. Düşmanlar bir bakmış, çöl, her tarafı ateş. Müslümanlara kuvvet, yardımcı kuvvet geldi diye ertesi gün dal doban kaçmışlar. 3000 kişi şimdi Suriye sınırıyla Suudi Arabistan, orada elhamdülillah gittik oraya. O Cafer, bu vesileyle ondan bahsettik. Bu hadisi nakleden anamızın sebebiyle. Allah onlardan razı olsun. Şefaatlerine nail eylesin. Bi'sel Abdül Muhtekir. Yani bu hadisi aynı zamanda Müslim de Ebu Hureyre'den nakletmiş. Şimdi bi'se ta'amul velime. Evlenmek Allah'ın emri. Evlenmemek makbul değil. Şimdi ben böyle deyince kızıyorlar bazı hocalar evlenmedi diye. Kitabında evlenmeyin diye bir ifade var mı? Yok. Sizin örneğiniz falan adam falan hoca değil. Sizin örneğiniz, bizim örneğimiz, Müslümanların örneği Muhammed Mustafa'dır. O da Allah'ın izin verdiği kadar evlenmiş ve de evlenin diyor. Evlenin, çoğalın, ben gurur duyacağım diyor. Benim sünnetimle yüz çeviren benden değildir diyor. Sözü var. Allah da evlenin diyor. Babaları da bekar kızınızı, oğlunuzu evlendirin diyor. Emir bu. Arkadaş, evlenirken güzel bir iş yapıyoruz. İnsan nesli, Müslümanın çoğalması sebep oluyoruz. Allah memnun. Ve de evlenmeyenler teşvik olsun, düğün yapacağız. İşte ben Allah'ın emrini, Peygamber'in emrini tuttum, evleniyorum. Düğün yapacağız. En fakiriniz bir koyun kesin diyor, yemek yedirin. Düğün bu. Dans yok. Şarap içmek yok. Müminlere yemek vereceksin. En fakiriniz bir koyun kessin diyor. Koç kessin. Yemek verilir. Buna velime denir.
Müslümanın düğün yemeğine çağrılır da gitmezse bir adam, evet, Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olur. İsyan etmiş olur. Aynen burada hadis-i şerif öyle. Bir mazeretin yoksa gideceksin. Ama düğün, danslı, işkülü, ı-ı. Hele hoca, insanların peşinden gittiği, örnek aldığı, önder kabul, örnek kabul ettiği kimseler, Allah'ın emirlerinin çiğnendiği bir düğüne gidemezler. Haramdır. Öbürleri hani akraban gitmezsen fitne çıkacak. Kıyıda köşede fitne çıkmasın diye ateş üstünde durar gibi görünür kaçarsın. Fitne çıkmasın diye. Ama düğün içkisiz, danssız, erkek kadın karışık, bunlar Müslümanlıkta yok. İşte böyle yani, bizim görevimiz size bunları aktarmak. Sen nasıl bilirsen öyle yaparsın. Gene de böyle bir kötülük yok. İçki içilmiyor. Kadınlar erkeklerin önünde oynamıyor. Buna Peygamberimiz ne diyor biliyor musunuz? Siz de biliyorsunuz. Deyyus diyor. Karısını kıskanmayan deyyus cennet kokusunu bile koklayamaz diyor. Gül gibi karısının oynatıyor her gün diyor. Ne zorun var senin ya? Ne kadar miden genişmiş. Dinde yok. Bizim örfümüzde de yok ama nasıl oluyor bilmiyorum. Her neyse işte böylelere olmaz diyor. Böyleleri olmaz. Yemek vereceksiniz. İmkanın varsa geniş yemek ver. İkrama dur denir mi? İsraf olmamak kaydıyla bak, çöpe atmamak kaydıyla. Çağır eşi dostu. Müslümanları birleştir. Ama 3 günden fazlası israftır. 3 güne kadar düğün serbest. Yedir içir ama 3 günden fazla israftır. Hani Güneydoğu'da bir hafta 40 gün düğün etmiş. İslam'da yok öyle bir şey yok. Evet, Müslümanları çağırmak var. Şimdi zengin adam düğün yapıyor. Ama garibanlar çağırmıyor. Hep de böyle zengin adamları çağırıyor falan. Bir ise ta'amu ta'amul velime. Şu düğün yemeği ne kötü yemektir ki. Yud'a ileyhel agniya. Zenginler çağrılır. Ve yumna'ul fukara. Fakirler çağrılmaz. Sadece zenginlere mahsus, sosyeteye mahsus. Ne kötü düğündür o. Herkes çağır. Zenginini çağır, fakiri de çağır. Müslümanlar kaynasın. Allah'ın kanunlarını çiğneme. Çiğneme. Dine aykırı şeyler yapma. Evet. Düğüne de mutlaka git. Bir mazeretin yoksa mutlaka git. Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olur diyor. Bu daveti aldığı halde gitmezse müminin. Ve men lem yücib fakat asallâhe ve Resûlehu. Böyle bir düğüne, Müslüman düğüne gitmezse Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olur. Niye? Müminler birbirinin kardeşidir. Kardeşlik nerede belli olur? Daraldığın, bunaldığın zaman gidersin, onun üzüntüsünü paylaşırsın, dağıtırsın. Sıkıntısını gidersin. Adam borçtan kıvranıyor. Üzülme kardeşim, al şunu, sonra ödersin. Kardeşlik budur arkadaş. Cenazesi olur, gidersin, başın sağ olsun. Allah'ın hükmü. Allah sana sabır versin. Adamı dağıtırsın üzüntüsünü. Düğün elle olur. Düğüne gidersin, sevincini artırırsın. Herkes gidince düğün sahibi ne kadar neşeli olur. Herkes geldi ya, baksana. Ne güzel. Evet, İslam budur. Üzüntüsünü gider, paylaşır, azaltırsın. Düğününe gider, sevincini çoğaltırsın. Gitmezsen bu Müslümanlık, din görevi, Müslümanlığın görevlerine aykırıdır. Ve de Allah'a ve Resulüne isyan olur. Öyle düğün yapacaksın. Evet, İslam'a göre söylüyoruz tabii. Gene sen bildiğini oku da. Örtülü kadınlar. Neymiş? Hep akrabaymış. Tamam. Hemen hocam kötülük mü diyor? Ya biz Allah Allah. Allah'ın kanununu söylemeyelim mi kardeşim? Akrabasını çağırmış tamam. Ama kadınlar erkeklerin önünde oynuyor. Akraba iyi de nikah düşüyor. Nikah düşen erkek o kadına yabancıdır dinen. Akraban olsa da nikah düştü mü
onun önünde oynayamaz. Böyle teberrüçüne teberrücel cahiliye. Allah'ın ayeti bu. Ben ne yapayım yani? Hemen kötü düşünüyoruz. Kötü düşünmüyorum. Allah'ın emri bu. Peygamberimize ağır söylüyor. Gül gibi karını elin heriflerinden oynatıyorsun. Deyyus de, deyyus. Sinne değil, üç noktalı. Deyyus. Karısını kıskanmıyor. Hadiste geçiyor efendim. Siz de şeyde kullanıyorsunuz. Cennet kokusu koklayamaz. Ha, kadınlar bir yerde oynasınlar, şenlik yapsınlar. Düğün şenliktir. Erkekler gömecek. Erkekler kendi aralarında oynasınlar. Oynamakla iman gitmez. Kimisi de kalkıdı mı iman gider. Ulan kalkınca giden iman yok demektir zaten. Öyle şey olur mu? Yok. İnkar edersen gider iman ya. Böyle diyenler de var yani. Yok lan. Oynan, kalkın. Varlama çalın. Ama aslan sütü içmen. Karın kızı 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 herifin önünde oynatman. Bunlar yasak. Bunlara uyarak düğün yapılabilir. Ve sünnettir ya, sevaptır ya. Müslümanların kaynaşmasına sebep olur ya. Böyle şey, ne güzel şeyler görüyorsunuz. Sadece zenginleri çağırma, herkesi çağır. Herkesi çağır. Eğer sadece zengin, ne kötüdür o yemek. Müslim Ebu Hureyre'den. Bisel Abdül Muhtekiru. Evet. Şu kara borsacı ne kötü adamdır. Ne demek kara borsacı? Piyasayı bilir tüccarlar, kokusunu alırlar. Pahalılanacak mal, tezgahtan çeken malı. Gelse adam satmayacağım diyemez çünkü. Tezgahtan çeker, o malları pahalanacağını bildiği için saklar ki pahalandığı zaman süre piyasaya. 5'e satacağını 50'ye sata. Kalmayacak piyasa. İşte böyle ihtiyaç anında olan bir malı daha çok pahalansın diye saklayan adama muhtekir, kara borsacı değil derler. Mal almışsın sen, 50 liraya almışsın, koymuşsun dükkanına, satışa arz etmişsin. Ertesi gün 500 liraya çıkmış. Hiçbir mahsuru yoktur, 500 liraya satarsın. O kara borsacı da değildir. Şimdi saklamadın, gelip isteseydi satacaktın. Böyle bir satılmadı kaldı. Satılmayan malda hayır vardı diyorsun ama var işte böyle birden yükselir. O fiyatı neden? Caiz bu. Sen o malı 50 adın 60'a satarsan 500'den alabilir misin? Öyle ticaret olur mu? Dükkanın kapanır o zaman. İslam akıl dini. Böyle saklamadıktan sonra elindeyken mal artarsa hemen yeni piyasaya göre fiyatları yükseltebilirsin. Bunda hiçbir mahsuru yok. Ama biliyorsun kokusunu aldın, geliyor herif mal istiyor, yok diyor. Yalan söylüyorsun, var mal. Daha pahalansın diye satmıyorsun. Evet, bu kara borsacı ne kötü insandır, ne kötü. Neden? İn arhasallahu el esara. Allah fiyatları düşürdü mü? Ucuzluk, piyasa ucuz oldu mu? Hazine. Yüzünden düşen bin parçadır. Üzüntüsünden yanına varılmaz. Piyasada fiyatlar düştü diye çok üzülür. Ve in aglâhallâhu fariha. Ama birden böyle yükseldi mi? Allah neşesinden yanına varılmaz. Ne kötü adamdır bu. İnsanları düşünmesi lazım diyor Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. Son hadis okuyorum efendim. Şimdi Taberani Muaz Hazretlerinden okudum hadisi. Bi'sel kavmu kavmun yemşil müminu fihim bil takiyye vel kitman. Evet, Peygamberimiz görmüş. Peygamber gözlüğü var. Benimki cam gözlüğü yok onun. Görmüş, söylüyor bize. Bu haller yaşandı efendim. Efendimizin şimdi anlatacağım. Şu toplum, şu millet ne kötü toplum millettir. Müslüman o toplumda gezemez. Müslüman olduğunu gösteremez. Kılık değiştirir. Gizlenir. Çünkü onlara eziyet edilir. Horlanır, dışlanır, tahkir edilir.
bu toplum ne kötü toplumdur. Öyle devirler geçti. Müslümanım diyemez, Müslümanlığını gösteremez. Cezalandırılır, işkence edilir, horlanır en azından. O vaziyete gelirse bir toplum, vay o toplumun haline, ne kötü toplumdur o. Müminler onların arasında gizli gizli, yani takiye bu demek. Sakalı gazıtıyor, sakalı hacı diye çullanacaklar. Efendim işte başına takke giymiyor, sarık giymiyor, hiç hemen şöyle yapacaklar. Namaz kılmıyor herkesin için, görecekler, işkence edecekler. Şimdi halen öyle ülkeler var. Ben dışarılara gidiyorum, bizim orada var mı yok mu demiyorum. Öyle ülkeler var. O toplum batar. Öyle diyor Peygamber. Böyle müminlerin, müminliğini gizledikleri, korka korka gizlenerek yaşadıkları ki öyle devir gelecek. Kıyamete yakın namaz kılamayacağız. Şimdi Mehdi daha gelmeyecek diyorum da kızıyor bana bazıları. Baksana ben vaaz ediyorum, ezanlar okunuyor, camiler açık, cuma bayram kılınıyor. İşte öyle bir devir gelecek, namaz kılamayacaksın. Bak hadisini okuyorum. Müslüman olduğunu göstermeyeceksin. O kadar zulüm artacak. O zaman çıkacak Mehdi Aleyhisselam. Efendimizin verdiği hadislere göre. Cenab-ı Hak bizi kamil iman sahibi, ahlak hamide sahibi, salih müminlerden eylesin. Diyelim cümle günahlarımıza estağfurullah, 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 estağfurullah el azim el kerim el rahim ellezî lâ ilâhe illâ hu el hayyel kayyum ve etûbü ileyh. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil âlemin errahmanirrahim malikem dünyâ Üçer salavat-ı şerife. Birer elem neşrah leke. Besmele ile beraber on üçer İhlas-ı Şerif, Besmele ile beraber. Fatiha-i Şerife besmele ile beraber bismillah. Elhamdülillahi rabbil âlemin errahmanir rahim. Üçer salavat-ı şerife. Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا فَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِنْ لَدُنْكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا فَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ
İnnel batile kâne zehûkân. Sadakallâhul azîm. Amin. Sübhane rabbiyel aliyyil âlel vehâb. Elhamdülillâhi rabbil âlemin. Vessalâtu vesselâmü alâ rasûlina Muhammedin ve alâ âlihi ve sahbi ecmain. Ya Rabbi, namazımızı, dersimizi, okuduğumuz Süver-i Celile'yi, ayet-i Kur'an'ı dergah izzetinde kabul eyle. Hasıl olan sevabı Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ruhu pakine, cümle peygamberler aleyhimü salavat ve teslimatın ervah-ı paklerine, cümlesinin ehl-i beyt, el, ashab, etbaları, rıdvanullah, ta'ala aleyhim ecmain efendilerimizin ervah kutsiyelerine, bir cümle ahirete itaat eden mümin münat, rahmetullahi aleyhim ecmain ervahına, hasaten eserinden yaralandığımız Ahmet Ziyaettin Gümüşhanevi, üstazları, üstazlarımız, müşahefendilerimizin ervahıyla beraber şuracıkta toplanan bizlerin, ahirete göçmüşlerimizin ervahına, bu aziz vatanı bizlere hediye için canlarını bezleden, sıkıntılara giren şehitlerin, gazilerin, bu aziz vatanı İslam yurdu haline getiren ashab-ı hayrat eserleri, dikenlerin, arkasından Fatiha okuyacak kimsesi kalmamış garip müminlerin ervahını hediye eyledik vasıl eyle. Cümlesinin ruhlarını bizlerden hoşnut, razı ve haberdar eyle. Makamlarını âli derecelerinde yüksek eyle. Taksiratlarını ve taksiratlarımızı affeyle. Seyyiatlarını ve seyyiatlarımızı hasenata tebdil eyle. İçinde bulunduğumuz halleri en güzel hallere tahvil ve tebdil eyle. Cimrilikten, tembellikten, ahir ömürde sürünmekten, hayattaki fitnelerden, ölüm fitnesinden, kabir azabından, ceccalın fitnesinden bizleri muhafaza eyle. Şekten, şüpheden, şirkten, küfürden, münafıklıktan, kötü ahlaktan, evlat ve maldaki kötü durumlardan bizleri mahfuz, masun eyle. Aziz vatanımızı ve tüm İslam memleketlerini her türlü arazi, semavi, iktisadi, içtimai, siyasi afetlerden, musibetlerden, belalardan muhafaza eyle ya Rabb. Ümmet-i Muhammed'e merhamet eyle. Ümmet-i Muhammed'i ıslah eyle. Ümmet-i Muhammed'in hastalarını şifa lütfeyle. Darda kalanlarımıza imdad eyle. Borçlularımıza edalar nasip eyle. Sıkıntıda olanlarımızı sıkıntıdan kurtar ya Rabb. Ümmet-i Muhammed'in kalplerini birbirlerine ısındır. Birbirine haset, fesat gibi, kibir gibi, ucub gibi duygulardan onları koru, muhafaza eyle ya Rab. Bizim kalbimizde de hiçbir mümine karşı kin, nefret, haset, fesat bırakma ya Rab. Tüm ümmeti Muhammed'i hesap gününde mağfirin zümresine dahil eyle ya Rab. Ya İlahel Alemin, ya Erhamer Rahimin, bizleri Hakk'a gördüğümüz zaman Hakk'a teslim olanlardan eyle. Hak'tan yana olanlardan eyle. Batılı yanlışı gördüğümüz zaman ondan uzak kalanlardan eyle. Bizi kendine layık kul, Habibi Edim'e layık ümmet eyle. Kulum diye hitap ettiğin salih kullarından olmayı bize nasip eyle. Bizi bize bırakma, elimizden tut ya Rab. Cenneti alayı kazandıracak güzel işleri yapmak için bize güç, kuvvet ver. Şeytanın şerrinden, şerlilerin şerrinden, sapkınların sapıtmasından bizleri, çoluğumuzu, çocuğumuzu, ümmeti Muhammed'i koru ya Rab. Subhanakallahü ve bihamdik, neşhedü en la ilahe illa ente vahdeke la şerike lek, nestağfiruke ve netubu ileyk. Subhan rabbina rabbil izzeti amma yasifun ve selamun alel murselin ve elhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.